Kur'an hakkındaki gerçekleri insanlara anlatırken insanların bizden uzaklaştıklarını görüyoruz. Çünkü çevremizin çoğunluğu tarikatlı, cemaatli. Ayetlerle anlattığımız gerçekleri kendi hocalarının çevirisi olmadığı için kabul etmiyorlar. Sizin hocanızın çevirisinin doğru olduğunu nereden bileceğiz diyorlar ve Kur'an'ı da anlamıyorlar. Bu durum karşısında ısrarla ayetleri tebliğe devam mı etmeliyiz yoksa lekum dinukum veliye din mi demeliyiz? İkisini de yapmalıyız. Şimdi ayetleri tebliğe devam edeceğiz de şunu çok iyi bilmemiz lazım ki bizim karşı taraftaki insanları Müslüman yapma diye bir görevimiz yok. İnsanlara doğruları anlatma görevimiz vardır. Bu görevi yaparken de insanlar arasında ayrım yapmaya hakkımız yok. Herkes şey yapacak. Peygamberlere karşı çıkanlar genellikle önceki peygamberin mensuplarıdır. Ellerindekini bırakmak istemediklerinden dolayıdır. Şimdi Medine-i Münevvere'ye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce Yahudiler bir peygamber beklentisinde içerisindeydiler. Bunu zaten Kur'an-ı Kerim de bize söylüyor. Peygamberimiz Medine'ye gittiği zaman ilk önce inanması gereken onlardı. Çok da iyi tanıdılar, bildiler. Ama onlar inanmadı. Hiç inanmaması beklenen müşrikler inandılar. Bugün yine aynı. Dün bir arkadaşımız Norveç Oslo'dan görüştük. Sağ olsun bize hacdan gelirken hurma bırakmış ya havaalanını, onu aldırdık. Bir de teşekkür telefonu açtım. Diyor ki burada diyor ateistler vardı. Sizin ateistlerle ilgili derslerinizi dinlettim ve elhamdülillah Müslüman oldular. Şimdi burada kabı boş olanlar kolay. Yani şeydeki Medine'deki müşrikler gibi. Ama kablarını yanlışla doldurmuş olanlar çok zor. Onların bulaşığını temizlemek çok zor. Fakat biz ayrım yapamayız. Biz herkese yine Allah'ın ayetlerini okumaya devam edeceğiz. Gene leküm dinüküm demeye de devam edeceğiz. Bunun başka çaresi de yok.